Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2023 Mart aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ve yine aynı gün 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. 16 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'na geçecek. 20 Mart'ta Güneş Koç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak ve 21 Mart'ta Koç Burcu'na yeni ay doğuyor. 23'ünde Plüto Kova burcuna geçecek. 25 Mart'ta ise Mars Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Şimdi detaylara bakalım. Evet, Güneş ve Merkür ayın 19'u 20'sine kadar Balık burcunda parlarken siz daha çok günlük hayatınızın detayları, işiniz, mesleki konular, çalışma hizmet konuları, genel sağlık konularına odaklanabilirsiniz. Ve 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 16 derece Başak Burcu Dolunay'ı 12. evinizi aydınlatıyor. Size ruhsal anlamda, zihinsel anlamda farkındalık veren önemli bir Dolunay bu sizin adınıza. Daha çok sağlık temaları, günlük hayatınızın düzenlenmesi, iş ve sorumluluklar alanında etkiler getirebilir. 12. ev, bilinçaltınız, ruhsal konular, ruhsal, bedensel, zihinsel şifa, terapiler, arınmalar, işte sağlıkla ilgili tedaviler, sağlıkla ilgili kontroller, düzenlemeler anlamına da gelebilir. Hani burada bir sorununuzu fark etmeniz, bunu dönüştürmek, şifalamak için arayışlarınız olabilir. Biraz daha kendi içinize dönmeniz, biraz belki toplumdan izole olmanız mümkündür. Özellikle sizin için Başak'ın kendi enerjisinde hani bir ayıklama var, böyle bir muhasebe etme, bir düzenleme enerjisi var. Sağlığınızla ilgili böyle düzenlemeler olabilir. İşte gerekli ile gereksiz şeyleri ayrıştırabilirsiniz örneğin. Mesela zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Kilo vermeniz gerekiyorsa bir diyete başlayabilirsiniz örneğin. Beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar. Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarının 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler sizin için çok daha önemli olabilir. Ayın 20'sine kadar olan dönem genel olarak bu Dolunay tesirleriyle işte işiniz, çalışma düzeniniz, hizmet konuları, sağlıkla ilgili düzenlemeler, şifa ve terapiler, bu alanlara daha fazla odaklandığınızı söyleyebilirim. Ruhsal anlamda da arayışlarınız olabilir. Ruhsal şifa gibi konular örneğin, maneviyat anlamında da daha fazla mesela maneviyata yönelme, zaman geçirme, manevi bazı ruhsal uygulamalar içerisinde olabilirsiniz. Yine 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçecek ki bu kişisel olduğu kadar kolektife de yayılan önemli bir etki. Çünkü yaklaşık 3 yıl, 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık'ta olacak. Sadece bu ayla sınırlı bir etki değil. O yüzden bununla ilgili ayrı bir video hazırladım. Hem Satürn'ün Balık'taki genel etkilerinden bahsediyorum, hem de burcunuza olan etkilerinden bahsediyorum. Lütfen Demet Baltacı YouTube kanalımdaki Satürn Balık burcunda videomuzu izleyiniz. Evet, ayın 16'sında gezegeniniz Venüs Boğa burcuna geçecek. Venüs Boğa'da olmaktan memnundur, güçlüdür. Ve burada sizin adınıza da tabii ki sizin de enerjinizi yükseltmeye başlayacak ayın 16'sından itibaren yönetici gezegeniniz olduğu için özellikle parasal konularda biraz daha kendinizi güvende hissetmeniz, işte başkalarından gelecek desteklerin artması, eşinizin gelirleri artabilir, eşinizin jestleri olabilir, işte güzel, keyifli alışverişler, yatırımlar. Yani buralarda mümkün olabilir. Ayın 16'sından sonra özellikle maddi konularda bu yardımları, destekleri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Ayın 19'unda Merkür, 20'sinde ise Güneş Koç burcuna geçiyor. Artık ilkbahar ekinoksu, ilkbaharı hissediyoruz. 21 Mart'ta Koç burcunun 0 derecesinde yeni ay doğacak. Öncü burçlarımız için kuşkusuz çok önemli bir yeni ay bu. Sizin için de önemli. Ve özellikle bu yeni ay 0 derecede olduğu için böyle sıfır başlangıçlar, yeni başlangıçlar, yeni kararlar anlamında daha bir motive ediyor hepimizi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa bu yeni ayın sizin için çok daha önemli olduğunu, etkili olduğunu söyleyebilirim. Yeni tanışmalar, ilişkilerde yeni kararlar, evlilik, işbirlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, bunun gibi alanlarda yeni fırsatlar getirebilecek, size yeni kapılar açabilecek bir yeni ay bu. Bir ilişki içerisindeyseniz partnerinizin hayatında da bazı yeni adımlar olabilir,
yeni girişimler olabilir. Özellikle sizi sosyal hayatta da belki etkileyebilecek, statünüzü, kariyerinizi etkileyebilecek önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Evet, ve hemen yeni ayın ertesi iki gün sonra bu sefer Plüto burç değiştiriyor. Oğlak burcundan ayrılacak, Kova burcundaki yolculuğuna başlayacak. Kolektif bir etki, aslında tüm insanlık için sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel anlamda, bilimsel anlamda çok önemli bir dönüşüm etkisi bu. Güçlü bir etkiden bahsediyoruz. Kısa süreli bir etki değil zaten. 2044'e kadar 20 yıl kalacak Plüto Kova'da. Bu yıl şöyle bir merhaba diyecek, 11 Haziran'a kadar Kova Burcu'nun 0 derecesinde olacak. Daha sonra tekrar Oğlak Burcu'na dönecek. 2024'te Kova Burcu'na tamamen yerleşecek. Uzun vadeli aslında sevgili teraziler, siz de bir hava elementi olduğunuz için, hava burcu olduğunuz için Plüto Kova'da size güçlü ve destekleyici bir etki verecek. Bunu söyleyebiliriz. Yani Plüto Oğlak transitinde 2008'den bu yana çok zorlandınız. Ama kişiliğiniz dönüştü, hayatınız dönüştü. Bunu zorlanarak yaptınız, baskıyla yaptınız bu dönüşümleri. Kendinizi bir şekilde yeniden yarattınız belki. Ama şimdi Plüto Kova'da burada daha güçlü bir etki ama destekleyici bir etki vermeye başlayacak size. Genel olarak toplumsal alanda 11 Haziran'a kadar Plüto Kova burcundaki transitinde neler getirebileceğine dair bazı işaretler verebilir. İyi izlemek lazım. İşte bilimsel keşifler olabilir, işte sosyal yapılarda değişimler, yenilikler olabilir. Buralar bazı işaretler verebilir önümüzdeki 20 yıla dair. Detaylı bilgilendirebileceğim bir video da hazırlayacağım. Yine Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve ayın 25'inde bu sefer Mars ikizlerden ayrılıyor. Uzun süredir biliyorsunuz yaklaşık 7 aydır Mars ikizler burcunda seyahat ediyor. Ve 25 Mart'tan itibaren Yengeç burcuna geçecek. Ve önümüzdeki yaklaşık 2 ay Mars Yengeç burcunda sizin 10. evinizde olacak. Bu dönem biraz daha toplumdaki duruşunuz, kariyeriniz, iş, görev, sorumluluklar alanında daha fazla mücadele etmenizi bekleyebiliriz. Enerjinizi buralara daha fazla odaklayabilirsiniz. Aynı şekilde tabii ki ev, yuva, aile alanları, ebeveynlerle ilgili konularda da sizi zorlayabilecek, mücadele etmenizi gerektirecek konular olabilir. Üstlerle ilişkilere, otorite figürleriyle ilişkilere, aile büyükleriyle olan ilişkilere dikkat edin. Çünkü Mars zaman zaman çatışmalar getirebilir. Biraz burada stresler yaratabilir. Buna dikkat etmek, özenli olmak gerekiyor sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.